İlk defa bir yoğunluğa çok sevindim, onu söyleyeyim. Haberler gelmeye başladığında dedim ki eyvah, ama dedim varsın, yoğunluk olsun. Çünkü işin ucu, işin sonu kıymetli. İşin sonunda aşı var, işin sonunda tünelin ışığının görünmesi var. Biraz daha rahat oluyor insan. Muhteşem bir şey. Bir an önce bitsin, hepimiz de rahat edelim yani. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya adresinden paylaştı. Hedef 448 bin mesajı verdi. Pazar günü hastanelerde aşı yoğunluğu vardı. Uzun kuyruklar oluştu. Artık aşılama programına şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlarla taksi ve dolmuş esnafı, kargo ve kurye çalışanları dahil. Aşılamanın 40 yaşa düşmesinin ardından hastanelerde yoğunluk oluştu. Sadece Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir günde 4000'den fazla kişi aşılandı. Normalleşme sürecinin başlaması beraber Haziran ayıyla hızlı bir şekilde yeni yaş grupları ve yeni meslek grupları tanımlanmaya başladı ve devam da ediyor. Bizlere de artan talepler bu son dönemde oldu. Biz de bu artan taleplere karşı da hızlı bir şekilde kapasitemizi artırma gittik. Hatta son günlerin en yoğun gününü bugün yaşıyoruz. Bugün gün sonu itibariyle de yaklaşık 4100 vatandaşımızı sadece bizim hastanemizde aşılayacağımızı öngörüyoruz. Aşı olanlar mutluydu. Yoğun iş temposunda çalışıyoruz, tedirgin olarak gidiyorduk. Bütün tedbirleri alıyorduk ama dört gözle beklediğimiz bir şeydi. Umduğumdan daha çabuk geldi. Nefes alamıyoruz artık. Bir an önce bitsin, hepimiz de rahat edelim yani. Dün randevu alındı, hemen bugün işlem yapıldı. Aşı şeyimiz çıktı, günümüz. Son aşılama seferberliğiyle Türkiye'de aşılanma sayısı 34 milyon civarına ulaştı.